Merhaba, sporun not defteriyle karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaralım. A milli takım Avrupa Şampiyonası elemeleri H grubundaki dördüncü maçı için İzlanda'ya gitti. Ama İzlanda'ya ulaştığında beklenmedik bir muameleyle karşılaştı. Milliler pasaport kontrolünde yaklaşık 3 saat bekletildi. Ve UEFA'nın yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi'nde ilk şampiyon belli oldu. Finalde Portekiz Hollanda'yı 1-0 yendi. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'le Fenerbahçe-Beko arasındaki final serisi başladı. Ancak maçtan çok maç sonu açıklamalar konuşuldu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Amili futbol takımı 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında yapılacak maç için gittiği İzlanda'da yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli futbolcular Emre Belezoğlu ve Burak Yılmaz yaşananlara tepki gösterdi. Yarınki maç için Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na giden milli takım kafilesi ülkeye giriş sırasında alanda yaklaşık 3 saat bekletildi. Kontrol noktasında özel eşyaları da detaylı aranan milli oyuncular uzun süre pasaport kontrolünde tutuldu. Milli futbolcu Burak Yılmaz havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi. Saygısızlık yani bizi. 3 saattir orada bekliyoruz. Bizi almadılar. Herkesin çantasını aldılar. Herkesin kremlerini, herkesin çantasını alıyorlar. Tekrar geçiyorlar. 6,5 saatte bekliyoruz orada. Hatta hala arkadaşlarımız gelemedi yani. Kaptan Emre Belezoğlu da gereğinden fazla arama yapıldı dedi. Ben bir şey söylemek istemiyorum. Ben bizim ülkemize kurban olsun bunlar. Misafirperverlikte. Ne yaptılar kaptan içeride? Yok, gerek şeyle açıklarlar lütfen. Belezoğlu'nun açıklaması sırasında İzlandalı bir taraftarın mikrofon tutar gibi fırça uzatması ise dikkat çekti. Taraftar daha sonra gözden kayboldu. Ay Yıldızlı ekip havalimanındaki bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçti. Milli takım maçın oynanacağı statta bu akşam bir antrenman yapacak. Antrenman öncesinde milli futbol takımı teknik direktörü Şenol Güneş bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek. Amili futbol takımının İzlanda Havalimanı'nda karşılaştığı muameleye Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gereği yapılacak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'dan da açıklama var. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada milli takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı gereğini yapılacağından milletimizin şüphesi olmasın dedi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın yapılan saygısızlık kabul edilemez, gereği yapılacak, girişim başlatıldı dedi. Devletimiz milli takımının yanındadır, en güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir ifadesini kullandı. İzlanda'nın Ankara'da yerleşik büyükelçiliği yok. Bu anlamda Ankara'nın Türkiye'de tepkisini diplomatik yollardan iletebileceği bir yetkili yok. Bu yüzden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun doğrudan İzlandalı mevkidaşıyla görüşmesi gündeme gelebilir. Bir diğer yol Türkiye'nin İzlanda'nın Türkiye'ye akredite olduğu Kopenhag Büyükelçiliği'ne rahatsızlığını iletmesi. Sırada gazeteler var. Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. O başarının arkasındaki sır başlığıyla bir haber var. Herkes Hasan Ali'nin Fransa maçındaki performansını konuşuyor. Fransa galibiyetin ardından Hasan Ali Kaldırım'ın performansı öne çıkıyor. En çok oynadığı sezonu geride bıraktı. Ligin 4. haftasında başkanla gerçekleştirdiği görüşmeden sonra çıkışa geçti. Kayserispor'la oynanan maç öncesi futbolculara moral veren Başkan Ali Koç o gün en fazla süreyi Hasan Ali Kaldırım'a ayırmıştı. Büyük sıkıntılar yaşayan oyuncu gerek koçun gerekse hocalarının desteğiyle başarılı bir sezonu geride bıraktı. Yine Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Bu sayfadaysa Dorukhan'a üvey kancası başlığıyla bir haber var. İtalyanlar Fransa maçında Pogba'yı adeta sahadan silen genç yıldızı hayran kaldı. Atletico Madrid scoutları da Beşiktaşlı oyuncuyu beğendi. Fransa maçına Merih Demiral'ı izlemek için gelen Juventus scoutları Dorukhan'ı da listeye alırken kısa zamanda Beşiktaş'a resmi bir teklif yapılabileceği öğrenildi. Orman en az 10 milyon euro istiyor denilmiş bu haberle ilgili. Fotomaç gazetesine bakacağız şimdi. Fotomaç gazetesinde Vlasic çıkarması başlığıyla bir haber.
Hırvat yıldız için Everton'la masaya oturuluyor. Beşiktaş İngilizlerle bugün pazarlıklara başlayacak. Genç orta sahayı kiralamayı düşünen yöneticiler satın alma opsiyonunu düşürmek amacında denilmiş. Oyuncunun da Everton'da kalmak istememesinden faydalanmak isteyen siyah beyaz yönetimin ne kadarlık bir ücret önereceği bilgisine ulaşılmazken Hırvat futbolcunun geçen sezon kiralık oynadığı CSKA Moskova'ya tekrar gitmek istememesi nedeniyle Beşiktaş'a yeşil ışık yakacağı yorumları yapılıyor. Everton daha önce Nikola Vlasic'i kiralamak değil satmak istediğini açıklamış ancak beklediği teklifleri alamadığı için karar değiştirmişti. Vlasic'in ortalama piyasa değeri 18 milyon euro civarında. Ve avcı dönemi bugün başlıyor başlığıyla da bir haber var. Beşiktaş 3 yıllığına anlaşma sağladığı teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün düzenlenecek törende sözleşme imzalayacak. Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek imza töreni Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Fikret Orman da katılacak ve bu tören saat 15'te başlayacak. Fanatik gazetesine bakacağız şimdi. Fanatik gazetesinde ise milli maçlar biter, şov başlar başlığıyla bir haber var. Feysa ve Mina transferinde sona gelen Fenerbahçe, NDI'ye İrfan Can ve Mert Günok konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 5 futbolcunun milli görevleri sona erdikten sonra imza şov başlayacak denilmiş. Mina Kolombiya'ya bağlı. Mina Copa America için Kolombiya milli takımı kampında turnuva 14 Haziran'da başlayacak, 7 Temmuz'da sona erecek. Kolombiya'nın Copa America'da ne kadar ilerleyeceği 24 yaşındaki savunmacının milli mesaisinin süresini belirleyecek. Mina ile Copa America sonrası sözleşme imzalansa bile başarılı oyuncu tatile çıkacağı için takıma katılması gecikecek. İrfan ve Mert için görüşme. Yerli transferinde Fenerbahçe'nin gözdeleri Başakşehir'in yıldızları İrfan Can Kahveci ve Mert Günok. Her iki oyuncu da Ay Yıldızı formayı terletiyor ve yarın İzlanda karşısına çıkacaklar. Ardından Fenerbahçe'nin bu ikili için girişimleri sıklaşacak. Ali Koç, Göksel Gümüşdağ ile masaya oturarak resmi teklifi yapıp İrfan ve Mert'in işini bitirmeye çalışacak denilmiş. NDI için Ağustos'u bulabilir deniliyor. Bu yaz Afrika'da şampiyon heyecanı var. Fenerbahçe'nin listesindeki Badou Ndiaye Senegal milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek. Turnuva 21 Haziran'da başlayıp 19 Temmuz'da sona erecek. Yine Senegal şampiyonanın favorileri arasında ve bu nedenle Ndiaye ile anlaşma sağlansa bile yine o da Ağustos ayına sarkabilir takıma katılması. Feysa ise son maçında denilmiş. Tecrübeli orta saha oyuncu Sırbistan milli takım kampında bulunuyor. Sırplar Euro 2020 eleme grubu maçında Ukrayna karşısında 5-0'lık hezimet yaşadı. Feysa'nın milli görevi bugün oynanacak Litvanya mücadelesiyle sona erecek ve oyuncunun Lizbon'a gitmesi ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ayrıntılarıyla aktardık Fenerbahçe'nin olası transferleriyle ilgili detayları. Fotomaç gazetesinden Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Ayrılığa veto. Galatasaray'da önemli bonservis kazandırmaları beklenen Belanda ve Feguli tam tersi bir karar verdi. Sarı kırmızılı kulüpte huzurlu olduklarını anlatan yıldızlar Şampiyonlar Ligi faktörünü öne çıkarıp ayrılığı veto etti denilmiş. Kulüp idareciyle görüşen Belanda ve Feguli Galatasaray'da oynamaktan dolayı mutlu olduklarını, kesinlikle kariyerlerini sarı kırmızılı forma altında sürdürmek istediklerini söyledi. Bu nedenle gelen tekliflere soğuk baktıklarının altını çizen Belanda ve Feguli Galatasaray'daki aile ortamına dikkat çekerek para değil huzur arıyorduk. Galatasaray'da bunu yakaladık ifadelerini kullandı. Müslüman olduklarını ve Türkiye'de çok mutlu olduklarını belirten futbolcuların ayrıca Şampiyonlar Ligi faktörüne de dikkat çekti. Haberin detaylarında. Sabah gazetesi var sırada. Sabah gazetesinde Vedat Satrancı başlığıyla bir haber var. Galatasaray 3 milyon euroya çıktı. Çaykur Rizespor 10 milyon euroda diretiyor. Cagney'i satarak finansal fair play kıskacından kurtulmak isteyen sarı kırmızıların hedefindeki ilk isim olan Kosovalı golcünün de Galatasaray'a gelmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor. Başkan Abdurrahim Albayrak'a olumlu görüş verdiği Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a sözlü teklifini ileten Sarı Kırmızı Kulüp bu hafta resmi girişimlere başlayacak. 25 yaşındaki Kosovalı golcü ile Galatasaray dışında Fenerbahçe ve Toulouse ilgileniyordu. Fenerbahçe transferden çekilme noktasına gelirken Fransız temsilcisi Toulouse 3 milyon euro resmi teklifini yapıp beklemeye geçti. 2,5 milyon euro ile pazarlıklara başlayan Galatasaray teklifini 3 milyon euroya yükseltti ve
Rizespor 10 milyon euro talep etse de sarı kırmızılar maksimum 3,5 milyon euroya çıkmayı düşünüyor. 6 milyon euro peşine anlaşalım başlığıyla bir haber daha var. Teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Trezeguet için Galatasaray Kasımpaşa'ya bu kez 6 milyon euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi. Trezeguet de Galatasaray'ı isterken Kasımpaşa ise 15 milyon euro da ısrarcı oldu. Ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa'nın sahibi Turgay Cüner'le Trezeguet için bir kez daha görüşmesi bekleniyor denilmiş bu haberde. Fanatik gazetesi var sırada bir kez daha. Satan yok, talip çok başlığıyla bir haber var. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yusuf ve Abdülkadir'in bir sene daha takımda kalacağını söyledi. Ancak Avrupa ekipleri gözünü gençlere dikti. Sociedad, Cardiff ve Lille Yusuf'u isterken Abdülkadir'e de başta Benfica olmak üzere İspanyol ve İngiliz takımlarının ciddi ilgisi bulunuyor denilmiş. Ligin en değerleri deniyor bu iki isim için. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür Alman istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları oldu. Abdülkadir 15 milyon euroluk piyasa değeriyle zirvede yer alırken Yusuf da 13 milyon euroyla ikinci sırada yer aldı. Ve Evkur Yeni Malatya Spor'da Sergen Yalçın dönemi başlıyor. Başkan Adil Gevrek, teknik direktör Sergen Yalçın'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Adil Gevrek yeniden başkan seçildiği genel kurulda yaptığı konuşmada Sergen Yalçın, güvendiğimiz Malatya Spor'u en iyi yerlere taşıyacağına inandığımız bir hoca. Prensipte anlaştık. Önümüzdeki günlerde imza atacağız. Malatya'ya hayırlı olsun dedi. Sergen Yalçın geride kalan sezonda 11. haftada Aytemiz Alanya Spor'un başına geçmiş Akdeniz ekibi ligi 9. sırada tamamlamıştı. Yalçın'ın yeni sezonda görev yapacağı Evkur Yeni Malatya Spor Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda temsil edecek. Manchester United yeni sezon iyi bir başlangıç yapabilmek için kesenin ağzını açtı. Kırmızı Şeytanlar Napoli'den Koulibaly'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek istiyor. Corriere dello Sport'un haberine göre, Kırmızı Şeytanların ilk hedefi Napoli'nin Senegalli stoperi Kalidou Koulibaly. Ligde attığı 65 gole karşın kalesinde 54 gol gören Manchester United, İtalyan ekibiyle başarılı bir sezon geçiren 27 yaşındaki oyuncu için 84 milyon euroyu gözden çıkarttı. İngiliz ekibi Koulibaly için önümüzdeki günlerde İtalyan yetkililerle bir araya gelecek ve bu transferi bitirecek. 2014 yılında Belçika ekibi Genk'ten Napoli'ye transfer olan Kalidou Koulibaly, 5 sezon formasını giydiği İtalyan ekibinde toplam 218 maça çıktı. Benfica'nın 19 yaşındaki yıldızı João Félix'i geçen yıl gösterdiği performansı Avrupa devlerinin dikkati çekerken kulübü de oyuncusunu bir sezon daha kadroda tutmanın planları içinde. Ancak Manchester City ve Manchester United genç oyuncu için kesenin ağzını açacak gibi görünüyor. Benfica, geçtiğimiz sezon adından söz ettiren 19 yaşındaki futbolcusu João Félix'i kadroda tutabilmenin hesaplarını yapıyor. Portekiz kulübünün başkanı Luis Felipe Vieira, Felix'i satmak için tek şartlarının önümüzdeki sezonda kiralık olarak kadroda kalmasını sağlamak olduğunu söyledi. Genç forvetin serbest kalma bedelinin ödendikten sonra ayrılmamasını beklemenin hayal olduğunu belirten Benfica başkanı, João Felix'in sözleşmesinde 60 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı. 2-3 maç oynadıktan sonra bu bedeli 120 milyon euroya çıkarmak zorunda olduğumuzu fark ettik. Eğer bir kulüp 120 milyon euro getirirse kalmasını beklemek hayal olur. Eğer onu satacaksak bunu gelecek yıl kiralık olarak kadroda tutarak yapabiliriz, dedi. Manchester City'nin Leroy Sané'nin Bayern Münih'e olası transferi halinde kadroya katmak istediği Portekizli golcüyle Manchester United'da ilgileniyor. Geçen sezon Benfica ile 43 maça çıkan João Félix 20 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.
Juventus ve Portekiz milli takımının yıldızı Cristiano Ronaldo, lösemili küçük bir çocuğun isteğine duyarsız kalmadı. Ronaldo antrenman sonrası otobüsün yoluna çıkan ve elinde "Ronaldo bana sarıl" diye bir pankart bulunan çocuğu otobüse aldı. Ronaldo'nun da içinde olduğu ve Portekiz milli takımını taşıyan otobüs antrenmandan ayrılırken bir çocuğun pankartı dikkat çekti. Lösemi tedavisi gören 11 yaşındaki Eduardo Moreira, "Ronaldo bana sarıl" yazan bir pankart açtı. Ronaldo bunun üzerine takım otobüsünü durdurttu ve küçük futbol severi otobüsü aldı. Çocuğa sarılan Ronaldo daha sonra hayranıyla fotoğraf çektirdi. UEFA Başkanı Alexander Ceferin saha içerisinde beyin sarsıntısı geçiren oyuncular için ek oyuncu değişikliği sağlayan bir kuralın 2021 yılında işleme konabileceğini açıkladı. UEFA yeni bir kural değişikliği için FIFA ve IFAB'a çağrıda bulundu. UEFA Başkanı Alexander Ceferin saha içerisinde beyin sarsıntısı geçiren oyuncular için ek oyuncu değişikliği sağlayan bir kuralı gündeme getirdi. Mayıs ayında FIFA ve IFAB'dan mevcut protokolün gözden geçirilmesini talep eden UEFA'nın hedefi, sağlık personeli ile doktorlar üzerindeki baskıyı azaltmak ve saha içerisinde beyin sarsıntısı geçiren oyuncuların maça geri dönmesini engellemek olacak. UEFA Başkanı'na göre kural 2021 yılında hayata geçirilebilecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde beyin sarsıntısı geçirme şüphesi olmasına rağmen sahaya geri dönen Vertonghen'i gördükten sonra bu kararı verdiğini söyleyen Ceferin, "Vertonghen'e bir şey olmasından çok endişelendim. Çünkü sahaya geri döndüğünde kendini iyi hissetmediği açıktı. Vertonghen orada ölebilirdi," dedi. FIFA'nın da konuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Alexander Ceferin, kısa süre içinde bir görüşme gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi. UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz oldu. Porto'daki Dragao stadında oynanan finalde Portekiz Hollanda'yı 1-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Portekiz 60. dakikada Guedes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Uluslar Ligi'nin ilk şampiyonu oldu. Portekiz ayrıca 10 milyon 500 bin euro para ödülü kazandı. UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncülük maçındaysa İngiltere, normal süresi golsüz biten mücadelede İsviçre'yi penaltılarla 6-5 mağlup etti. Sırada basketbol var. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final serisi başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ilk maçta Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i 73-56 yenerek saha avantajını ele geçirdi. Fenerbahçe Beko ilk çeyreğin ortalarında ele geçirdiği skor üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu. Fark bir ara 26 sayıya kadar yükseldi. Final serisindeki ikinci karşılaşma yarın saat 18.45'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 4 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Anadolu Efes baş antrenörü Ergin Ataman'la Fenerbahçe arasındaki gerilim sürüyor. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçı sonrası açıklamalar yapan Ataman, maç boyu kendisine küfür edildiğini savundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u suçladı. Ataman, Ülker Spor Salonu'na gitmeyebileceğini de söyledi. Bu akşam bizden daha iyi oynadılar ve Euroleague'de kaybettikleri maç için bir rövanş olarak görüp bir onur mücadelesi gösterdiler. Biz ise karşılık veremedik. Sezonun 80. ya da 82. maçı bu. En kötü basketbolumuzu oynadık. İspanya'da özellikle final maçında başından sonuna kadar bir grubun çok ağır küfür ve hakaretlerine ben de o günkü heyecan, sonuçta final maçı oynuyorsunuz, bir tepki verdim. Ama benim bu tepkim Fenerbahçe camiasına, tüm Fenerbahçe taraftarlarına değildi. Sadece orada bana o hakaret ve küfürleri eden kişilere karşı o adrenalin içinde o tepkiyi verdim. Ancak bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın yaptığı açıklama ve azmettiricidir kendisi. Şimdi ben, işte kendisi söyledi, Ergin Ataman'ı nasıl koruyacağız diye Fenerbahçe arenada biz veya güvenlik güçleri nasıl koruyacağız merak ediyorum diye. O günden beri sosyal medya üzerinden bütün hesaplarıma gelen yüzlerce tehdit, ağır hakaret, söyleyemeyeceğim. Bunları istiyorsanız basın toplantısıyla da size gösteririm. Ama yayınlamıyorum. Çünkü insanın insanlıktan utanacağı şekilde
hakaret ve küfürler var. Bu akşam da bunları gördük. Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanı'dır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe Arena'ya gitmeyeceğim. Fenerbahçe baş antrenörü Jelko Obradoviç ve kaptan Melih Mahmutoğlu Anadolu Efes galibiyeti sonrası soruları yanıtladı. Şampiyonluk için önlerinde uzun bir yol olduğunu söyleyen Obradoviç ve Melih, Fenerbahçe taraftarıyla Ergin Ataman arasında yaşanan gerilimi de değerlendirdi. Oyuncularımın performansından memnunum. Bu sene Anadolu Efes'te defalarca oynadık. Şimdi final serisinde karşılaşıyoruz. Bu maça farklı hazırlandık. 1-0 çok bir anlam ifade etmiyor. Şampiyon olmak için uzun bir yol var ve henüz yolun başındayız. Ergin Ataman'ın Ataşehir'e gelip gelmeyeceği ona sorulmalı. Defalarca tekrarladığım bir şey var. Taraftarlardan rakibe saygı duymalarını ve sadece bize destek olmalarını istedim. Anadolu Efes'in bütün üyelerine saygılı olmaya davet ediyorum. Final Four'da gösterdiğimiz, sahaya koyduğumuz mücadele gerçek Fenerbahçe takımının mücadelesi, oyunu değildi. Takım da zaten bunu biliyordu. Bu şekilde bu maça hazırlandık. Sahada da ne konuştuysak onları verdik. Ve sonuçlara güzel bir galibiyet aldık ama sadece şu an 1-0. Tribünde neler olduğunu farkındayız. Biz basketbolcuyuz. Sahaya da neler olması gerekiyorsa onu yansıtmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe taraftarı önüne gelen herkese bu şekilde davranmıyor. Demek ki vardır birlikleri. Ben kesinlikle söylemiyorum. Tersip ediyorum demiyorum ama en son Vitor'da onları da gördük. Canlı yayında siz de görmüşsünüzdür. Sizden biraz daha cesur olmanızı bekliyorum. O zamandan sorabilirdiniz. Ama kimse cesaret edip sormadı. Şimdi bana soruyorsunuz. Bir final serisi bir sonundan sonra isteğiniz bütün soruları ben tekrardan büyük cesurlukla cevaplayabilirim. Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal, İspanyol tenisçi finalde Dominic Thiem'i 3-1 yenerek bir Grand Slam'i en çok kazanan tenisçi oldu. Rafael Nadal Fransa Açık'ta üst üste 3. toplamda 12. şampiyonluğuna ulaştı. Nadal böylece bir Grand Slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi unvanını ele geçirdi. Kadınlar tenisinin efsane ismi Margaret Court 11. Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandığı 1973 yılından bu yana rekorun sahibiydi. Grand Slam turnuvalarında 18. kez mutlu sona ulaşan 33 yaşındaki Nadal, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu elde etti. Formula 1 Kanada Grand Prix'sini Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı. Bitiş çizgisini Sebastian Vettel ilk sırada geçmesine rağmen Alman pilotun 5 saniye ceza almasıyla yarışın galibi Hamilton oldu. Formula 1'de Kanada Grand Prix'si olaylı geçti. Sebastian Vettel ile Lewis Hamilton arasında kıyasıya bir rekabete sahne olan yarışta tartışmalı bir an yaşandı. Vettel, pist dışından Hamilton'ın önünü kapatarak döndüğü gerekçesiyle 5 saniye ceza aldı. Alman pilot, damalı bayrağı ilk sırada geçmesine karşın ikinciliğe indirildi. Yarışın galibi Lewis Hamilton oldu. Vettel karara büyük tepki gösterdi. Ferrari pilotu Hamilton'ın aracının önünde duran birincilik tabelasını aldı ve yerine ikincilik tabelasını koydu. Podyumda birincilik basamağında yer alan Lewis Hamilton ise Vettel'e jest yaparak rakibini yanına aldı. Jest için teşekkür eden Vettel daha sonra yerine döndü. Sezonun 5, kariyerinin 78. birinciliğine ulaşan Hamilton, 162 puanla genel klasman liderliğini sürdürdü. Sezonun 8. yarışı Fransa Grand Prix'si 23 Haziran'da koşulacak. Amerikan Ulusal Futbol Ligi MLS'te San Jose Earthquakes kalecisi Daniel Vega'nın FC Dallas maçında topu ayağının altından kaçırması takımının talihsiz bir gol yemesine sebep oldu. We'll be right back.
Spor'un not defterini noktalıyoruz ama bu haberleri ve daha fazlasını ntvspor.net ve ntvspor'un sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.